Ben gidiyorum. Ben sana sebze çorbası yap demiştim. Ben tavuk suyu çorba yapmıştım Yiğit Bey'e iyi gelir diye. Kafana göre iş yapıyorsun. Hemen sebze çorbası yap hadi. Şey, ben yaparım. Sen dur. Serap yapar. Efendim? Ah, hay Allah. Tamamen çıktı o aklımdan ya. Tamam, söyleyin beklesin, ben hemen geliyorum. Ne oldu? Meleğim kusura bakma, rüya bitti. Ya, hani işin yoktu bugün? Konu sen olunca aklım başımdan gidiyor. Verdim randevuyu unutmuşum. Ya asma hadi suratını. Ben yine bir zaman bulur, kaçırırım seni. Ceyda? Ceyda, benim gitmem lazım. Sevgilim sana emanet. Hadi size iyi eğlenceler. Bay bay. Of canım benim. Abine olanları duydum. Çok geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Şimdi nasıl? Çok daha iyi. Sağ ol. Kahvaltı ettin mi sen? Ay yok etmedim. Çok açım. Tamam. Dur sana bir şeyler söyleyelim. Bakar mısınız? Eline sağlık. Rica ederim. Güle güle kullanın. Teşekkürler. Yine bekleriz. Hoş geldin abla. Abla sen iyi misin? Yoruldum biraz. Şevki abi nasıl? Orada nasıl olunursa öyle işte. Ali'nin okulundan aradılar mı? Yok abla, aramadılar. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Arabayı bırakacaktık. Ali, sen burada mı çalışıyorsun oğlum? Evet. Bak, oğlum adam hem burada çalışıyor hem okuyor. O hapse girdi diye onu okuldan atlar baba. Ne? Ali, doğru mu bu? Okuldan mı atıldın sen? Ay evet, Asya aradı biraz önce. Yiğit hastaneden çıkmış. Yiğitlerde kalacaklarmış. Yiğitlerde kalmak ne demek ya? Allah kahretsin. Ay iki gün gittim, neler olmuş. Ay Feray teyze ne kadar kötü olmuştur. Yani abine ne kadar düşkün olduğunu hepimiz biliyoruz. Sorma. O da perişan oldu. Neyse, abim kendine gelince o da rahatladı tabii. Bu arada Emel ne yapıyor? Ay onu hiç sorma. Kaç gündür Selim'le hiç baş başa kalamadım. Emel sürekli yanımızdaydı. Selim en sonunda isyan etti. Buraya gelmek için de Emel'e yalan söylemek zorunda kaldım. Ceyda,
bu arada Emel senin proje ödevin için yardıma geldiğimi zannediyor. Sakın çaktırma, tamam mı? Ya sen iki gündür tanıdığın birine neden açıklama yapma gereği duyuyorsun? Sence de garip bir durum değil mi? Ne bileyim ben. Allah bilir hala sizde kalıyordur. Yok. Ben bugün evden çıkarken akşam eve gideceğim dedi. Kurtulmuşsunuz sonunda. Ya niye öyle diyorsun? Kızım bir şey yaptığı yok ki. Hem sen yokken çok güzel arkadaş oldu bana. Kusura bakma ama ben sevmedim o kızı Melek. Ya tuhaf bir hali var. Allah Allah. Taktın sen de bu kıza. Ya tamam birden fazla samimi olmuş olabilirim ama bence gayet tatlı bir kız. Tamam ya, sorun değil. Yalan söylediniz. Kandırdınız beni. Canın çok yanıyor mu? Biraz. Yiğit, sana bir şey olsaydı ben ne yapardım? Asya, iyi ki yanımdasın. Sen istediğin sürece yanımda olacağım. Sonsuza kadar seni hep yanımda istiyorum. Baban kolunu çok yorma dedi. Hadi sen yat dinlen biraz. Ben de sana yiyecek bir şeyler getireyim. Tamam. İnanmıyorum Melih. O kız sonunda bu eve girdi. Oğlunun sağlığı söz konusu olmasaydı asla bu eve giremezdi. Tamam Felay. Sakin ol. Hep burada kalacaktı ya. Yiğit iyileşince bir şekilde yollarız gider.